Evladım, böyle herkesin içinde bas bas bağırarak hak hukuk aranmaz. Siz daha kötüsünü hak ediyorsunuz. Müşkilin ne olursa olsun bu tavırda bir yere varamazsın. Her şeyin bir yolu yordamı var. Şimdi sakince meramını anlat. Buraya sizden akıl öğrenmeye gelmedim. Hesap sormaya geldim. Sizin yüzünüzden annem çok kötü. Bütün gün odaya kapanıyor. Yataktan bile çıkmıyor. Bak oğlum, annem belki bahsetmiştir. Biz onunla bir ayrılık dönemi yaşıyoruz. Bu yüzden morali bozulmuş olabilir. Sen onu benden daha iyi tanırsın. Bu zor günleri aşıp hayatına devam edecektir. Ben annemin moralinden falan bahsetmiyorum Necip Bey. Tabii sizin dünyadan haberiniz yok. Pekala, mesele ne o zaman? Annem ilaçlarını içmiyor. Ne? İçmiyor mu? İçiyor gibi yapıyor. Sonra da hepsini atıyor. Kendi gözlerimle gördüm. Neden peki? Bunu yapmaktaki maksadı ne olabilir ki? Sizce neden? Annem ölmek istiyor. Hem de sizin yüzünüzden. Necip Bey. Zümrüt Hanım nerede? Yukarıda yatak odasında. Halime çık odadan, kimseyi istemiyorum dedim. Zümrüt Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Çıkın odamdan. Yüzünüzü görmek istemiyorum. Yapmayın Zümrüt Hanım. Sizi çok merak ettim. Lütfen. Beni neden merak ediyormuşsunuz ha? Umurunuzda değildim oysa. Bunu şimdi konuşmasak. Nasılsınız? Size ne? Beni terk ederken düşünecektiniz bunu. Beni merak etmeye hakkınız yok. Şimdi lütfen... çıkın odamdan. Yalnız kalmak istiyorum. İlaçlarınızı içmiyormuşsunuz. Yanlış duymuşsun. Yapmayın Zümrüt Hanım. Ayakta duramıyorsunuz. Bunu fark etmediğimi mi sanıyorsunuz? Bunu kendinize yapmayın. Sağlığınızla oynamayın lütfen. Size bir şey olursa... Bana bir şey oldu Necip Bey. Hem de sizin yüzünüzden. Hiçbir sebep, hiçbir neden göstermeden çekip gittiniz. Şimdi ilgileniyormuş gibi yaparak vicdanınızı rahatlatamazsınız. Bu kadar kolay değil. Bunun vicdanımla alakası yok Zümrüt Hanım. İnanın bütün kaygım sizin için. İlaçlarınızı içmezseniz Allah muhafaza. Benim ne yapıp yapmayacağım sizi hiç ilgilendirmez. Beni terk ettiğinizde üzerimdeki bütün sorumluluklarınızı ve haklarınızı da alıp götürdünüz. Anne. Yapmayın ne olur. Bana kızıp canınıza kastediyorsunuz. Beni terk ederek zaten canıma kastettiniz Necip Bey. Artık beni hiç ilgilendirmiyorsunuz. Şimdi çıkın gidin buradan. Gidin dedim. İzin verin biraz yanınızda kalayım. Çık. Çık. Git. Zümrüt Hanım. Anne. Zümrüt Hanım, çabuk bir ambulans çağır. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım, aç gözlerini.
Zümrüt Hanım aç gözlerini. Zümrüt Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.